Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. 1 milyar e-futbol paralık turnuva bitti arkadaşlar. Bugün milli takımları kendi aralarında maçları vardı ve bizim ülkemiz ikinci tamamladı. Az önce final karşılaşması oynandı. Son 16 maçları bugündü ve bugün alınacak sonuçlar sıralamayı belirliyordu. Biz 4. sıradaydık. Bugün güne başlarken 4. sıradaydık. Henüz daha burada puanlar güncellenmedi. Ülkemizi temsil eden arkadaşlar bugünkü turnuvada çok başarılı oldular. Turnuva saat 12'de başladı. 6.30'da bitti. 6.5 saat yayın yapıldı. Tabii bu canlı yayın gibi gösterilse de önceden kayıt alınıyor. Canlı yayın gibi bugün yayınlanıyor. Ve bizim ülkemiz finale kadar çıktı. Finalde Brezilya'ya kaybettik. Bir golle kaybettik Brezilya'ya. Bir mobilde oynanıyor. Daha sonrasında konsolda oynanmakta. İlk maç mobil maçıydı ve orada bizi temsil eden arkadaşımız 1-0 kaybetti. Kaybetmeyi hak etmedi. İki oyuncumuz da kaybetmeyi hak etmedi aslında. Hatta mobilde bizim arkadaşların iki tane falan net pozisyonu vardı. Birini rakip kaleci falan çıkarmıştı. Direkten dönmüştü. Diğerini az farklı avuta gitti. İnanın ilk maçta mobilde bile 1-0 kaybetsek de kaybetmeyi hak etmemiştik. İkinci maç konsolda ise tabii ilk maçı kaybettiğimiz için arkadaşımız 1-0 bir bakıma geride başladı. Konsolda muhakkak galip gelmemiz gerekiyordu. Brezilyalı oyuncu zamanı oynadı. 1-0'da öne geçti. Sürekli kalesinin önünde sağ pas, sola pas, sağ pas. Oyunu soğuttu. Olabildiğince kendi kalesinin önünde top çevirmeye çalıştı. Ama bizim konsoldaki arkadaşımız Arda pes etmedi. Maçı 1-1'e getirdi. Sürekli oynamaya çalışan oydu. Rakip takım nasıl olsa mobilde 1-0 galip geldiği için konsolda yenilmemeye oynadı. Sürekli maçı soğuttu ve pas yaptı kalesinin önünde. Zaman zaman gelmeye çalıştı. Ama konsoldaki arkadaşımız riskleri aldı. İkinci yarı sonlarında dörtlü forvete falan geçmişti. Olmadı, golü bulamadık. Net atakları oldu zaman zaman geldi ama son şutlarda şanssızdı. Ülkemizi temsil eden arkadaşlarımız bir gol farkla finalde kaybetmiş oldular. Ama ülkemize artı 50 milyon e-futbol parası kazandırdılar. Bugünün hikayesi buydu arkadaşlar. Bugünkü galibiyetlerle birlikte ülkemiz ikinci sıraya yükseldi. Brezilya birinci, ülkemiz ikinci. Genel sıralamada ikinciliğe çıktığımız için buradan hediyemiz arttı. Hafta sonu karşılaşmasında biz üçüncüyüz, gol sıralamasında ise sekizinciyiz. Şimdi ödüllere baktığımızda genel sıralamada ikinci olan ülke 100 milyon e-futbol parası kazandı. Biz normalde 50 alıyorduk. Bugün arkadaşlarımızın başarılarından dolayı 100 milyon e-futbol parası kazandık. Hafta sonu karşılaşmasında 140 milyon e-futbol parası. Fakat bu gol sıralamasında biz 8.yiz. Konami ödülleri şöyle dağıtacağı söyleniyor. İlk 5'e verecek. Sonrasında 5'ten sonra 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a değil de 15'e, 25'e ve sadece 35. sıradaki ülkelere. Çok anormal bir şey. Evet, böyle bir şey olamaz değil mi? 6. 7.ye vermiyor, 15'e veriyor, 25'e veriyor, 35'e veriyor. Ama gerçekten öyle bir durum var. Hatta göstereyim, biz golden bir şey alamıyoruz. Nereden göstereyim? Şuradan göstereyim arkadaşlar. Bol gol diyeyim. Golde 8. olduk. Sadece genel sıralamamızı etkiledi. Mesela altın resmi kimlerin yanında var? 15. sıradaki ülkede var. 25'te var, 35'te var. Adamlara bakıyoruz, 539 bin gol atmışlar. 15 milyon e-futbol parası alacak. Şu Sırbistan. Polonya almıyor, Gana almıyor. Biz 8.yiz. 6, 7, 8. Bunların hiçbiri gol sıralamasından e-futbol parası almıyor. Bizim toplamda alacağımız e-futbol parası 140 milyon e-futbol parasına çıkmış bulunuyor. Ayrıca final maçı öncesinde bizim ülkemizi temsil eden arkadaşların hem kendilerini hem kadrolarını göstermek istiyorum. Mobilde bizim ülkeyi temsil eden arkadaşımız 19 yaşında Rosemary kullanıcı ismine sahip arkadaşımız. Rakibi de 18 yaşında, bu Brezilyalıydı ve 1-0 bizimki kaybetti. Kadrolara bakıldığında Brezilyalı beşli bir savunma hattıyla çıktı maça. 5-2-1-2 ama kenarları sıklıkla kullanıyor. Açıkta oyun tarzıyla mı oynadı onu da merak ediyorum. Ortadan gelmekten ziyade kenarlara da açıyordu oyunu. Bizim arkadaşımızın milli takım kadrosuna bakıldığında ise 4-2-1-3 dizilimiyle çıktı. Kenarları sıklıkla kullanmaya çalıştı. Orta kafa goller atmaya çalışıyordu. Konsol tarafına geçtiğimizde ülkemizi çok genç yaşta bir arkadaşımız temsil etti. Arda 15 yaşında, rakibi de 18 yaşında Brezilyalı. Ne yazık ki dediğim gibi maçta oynayan Arda'ydı. Pozitif oynayan, galip gelmeye çalışan, oynamaya çalışan Arda'ydı. Rakip nasıl olsa mobilden 1-0'lık üstünlükten dolayı bir gol avantajı olduğu için şampiyonluk adına her şey mübahtır anlayışıyla genelde maçı soğuttu, top çevirdi kalesinin önünde. Maçı bir şekilde beraberlikle bitirdi. Yani seyir izlerken insan gerçekten çok sinirleniyordu.
Kadrolara bakıldığında maçın başlangıcı bu şekilde. Rakip 4-3-3 dizilimiyle başladı. Bizim arkadaşımız 4-2-1-3 ile başladı. Sonrasında 4-1-2-3'e döndü. Sonra dörtlü, ileride 4-2-4 tarzı bir dizilişe geçti. İlerleyen dakikalarda sürekli risk aldı. Maç 1-1 bitti. 1-0'dan 1-1'e getirdi. Bir gol daha atsaydı eşitlik sağlanacaktı ama böylemiş. Zaten birinci de olsak, ikinci de olsak 140 milyona futbol parası alıyorduk. Brezilya şampiyonluğunu garantilemişti. Buradan tekrardan sıralamayı göstereyim. Brezilya en başta elense de zaten önceden o kadar puan topladı ki onlar birinciliği garantilemişti. Biz şampiyon olsak yine ikinciydik ama şampiyon olmuş bir şekilde tamamlayacaktık. Bugünkü turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Rosemary ve Arda arkadaşımıza ben şahsen teşekkür ediyorum. Güzel mücadele gösterdiler. Sonuna kadar yarışmada bizim ülkemizi tuttular ve artı 50 milyon e-futbol parası kazandırdılar. Bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kişi başı ne kadar e-futbol parası düştüğünü şimdilik bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü kaç hesap Türkiye'yi seçti? Yedek hesaplar da var. Sadece bir kişinin ana hesabı olarak düşünmemek lazım. Yedek hesaplarda da Türkiye seçildiyse hesap sayısı artar. Ama yedek hesaplarda farklı milli takımlar seçildiyse ve bizim içimizde de tabii herkes Türkiye'yi seçmedi. Bazı arkadaşlarımız Brezilya'yı, Arjantin'i seçmiş de olabilir. O yüzden Türkiye'yi seçen kişi sayısını bilmiyoruz. İnşallah herkese çok e-futbol parası düşer. Paketler alabilecek kadar e-futbol paraları. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.